Hem sağlığımızın, hem psikolojimizin, hem de cebimizin yıprandığı bir süreçten geçiyoruz. Peki ya sizce bunun tek sorumlusu COVID-19 mu? Yoksa şartlarımızı daha da zorlaştıran iktidarın ciddiyetsiz yönetim anlayışı mı? Vatandaşın değil yandaşın düşünüldüğü, aklın ve sağduyunun değil şahsi çıkarların konuşulduğu bir ortamda COVID-19 ile mücadele edemeyiz. İşte biz bu yüzden COVID-19 önlem paketini öneriyoruz. Gelin teması tamamen durdurmak için en az 14 gün karantina uygulayalım. Bunu yaparken de can suyu olarak hanelere kişi başına 500 lira nakit yardımı yapalım. İşletmelere de bir yılı faizsiz, ödemesi bir yıl sonra başlayacak şekilde çalışan başına 10 bin lira işletme kredisi verelim. Salgın tüm dünyada kontrol altına alınana kadar 4 hafta boyunca ülkemize giriş çıkışlarda sıkı tedbirler alalım. Dünyada ve ülkemizde COVID-19'u ağır geçiren hastalarda antikor üretimini etkileyen interferon 1 sinyal iletim yolu bozukluğunun tespiti için vatandaşlarımıza planlı olarak genetik test uygulayalım. Şehirler arası hareketliğe dikkat edelim. Otobanlarda OGS-HGS sistemine entegre olarak HES kodu tarama sistemini devreye sokalım. COVID-19 ile etkin mücadele için bağışıklık sistemimizi korumayı ve güçlendirmeyi ihmal etmeyelim. Sağlıklı gıdaya uygun fiyatla erişim sağlayalım. Halk sağlığı uzmanları aracılığıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz vitamin desteği verelim. Canları pahasına virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımız için koruyucu malzemelerin yeterli sayıda dağıtımını sağlayalım. Ailelerinden uzakta gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıkları bu zor süreç için onlara psikolojik destek sağlayalım. Vaka sayıları sağlık çalışanlarımız arasında giderek artarken doğru bir planlamayla çalışma saatlerini yeniden düzenleyelim. PCR tarama sıklığını arttıralım ve mutlaka COVID-19'u meslek hastalığı olarak kabul edelim. Hastanelerdeki test yükünü azaltmak ve vatandaşlarımızın teste ulaşım imkanını arttırmak için mobil PCR test ve tanı istasyonları kuralım. Salgınla mücadelenin planlanmasında hiçbir soru işaretine yer vermemek için ilgili kurum ve kuruluşların bilim insanlarıyla bağımsızlığın, şeffaflığın ve bilimin esas alınacağı Yüksek Sağlık Konseyi kuralım. Aşıya erişimi en azından sürü bağışıklığı seviyesine ulaşana kadar ücretsiz olarak sağlayalım. Aşılamada risk grupları belirlenirken bulaş zincirinin en temel halkalarından biri olan 19-50 yaş arasındaki dar gelirli vatandaşlarımızı öncelikli olarak aşılayalım. Aşılamadan sonraki en önemli adım olan antikor seviyesinin düzenli aralıklarla ölçümü için Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastanelerde güvenilir antikor testi uygulamasını planlayalım. Salgının toplumsal yükünü hafifletebilmek için esnek mesai uygulamasını arttıralım. Kısa çalışma ödeneğini tam ücret yapalım. Finansmanı da devletin sosyal fonlarından karşılayalım. Bu zor günlerde Cumhuriyetimizin tecrübelerini göz ardı etmeyelim. Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'nü acilen yapılandırarak yeniden açalım. Ve en önemlisi, salgınla gerçekten mücadele edebilmek için doğru ve şeffaf bir bilgilendirme politikasıyla gerçek durumun farkındalığını sağlayalım. Biz diyoruz ki, milletçe birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Adil, şeffaf ve akılcı bir yönetim anlayışıyla yenemeyeceğimiz hiçbir salgın yok. Önce millet, önce memleket diyenlerin aşamayacağı hiçbir engel yok. İyi Parti iktidarında hiçbir karamsarlığa yer yok.